Arkadaşlar merhaba, bugün alın tornalama işleminden bahsedeceğim. Alın tornalama genellikle iş parçalarının yüzeylerinin temizlenmesine ve iş parçalarının boylarının kısaltılması işleminde tercih edilen bir tornalama metodudur. İş parçaları testere ile kesildikten sonra arkadaşlar yüzeyleri çok pürüzlü oluyor. Yani yüzey pürüzlüğü çok fazla oluyor ve çapak da mevcut oluyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu çapakların giderilmesi, yüzey pürüzlüğünün azaltılması veya yüzeyin temizlenmesi için bizim alın tornalama işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi aynı zamanda iş parçasının boyu 90 mm. Biz bu iş parçasının boyunun 85 mm'ye düşürülmesini istiyoruz. Bunun için de arkadaşlar ne yapmamız lazım? Yine alın tornalama yaparak arkadaşlar 90 mm çapından 85 mm, özür diliyorum, 90 mm boyundan 85 mm boya alın tornalama yaparak iş parçasının boyunu düşürmüş oluyoruz. Alın tornalama yaparken iş parçasını mümkün olduğunca arkadaşlar aynanın içerisine sokmamız gerekiyor. Eğer ki siz iş parçasını aynanın içerisine sokmayıp bu şekilde bağlarsanız arkadaşlar, tezgah çalıştırdığım zaman bu parça salgılı dönecektir ve talaş kaldırma işlemi esnasında ben kesiciye iş parçasından talaş kaldırmaya doğru ittiğim zaman burada bir kesme kuvveti oluşacaktır. Yani parçayı ileri doğru itecektir. Parça da çok sağlam bağlanmadıysa arkadaşlar aynı ayaklarından çıkıp fırlama riski olacaktır. Bu gibi kazalara neden olmamak için ve iş parçasının salgılı dönmemesi için arkadaşlar biz alın tornalama işlemi yaparken iş parçasını mümkün olduğunca aynanın içerisine sokuyoruz. İş parçasını aynanın içerisine soktuktan sonra arkadaşlar kaleme hafif bir açı veriyorum. 30 derece, 15 derece veya 45 derece açı vermemiz gerekiyor. Eğer ki düz torna kaldırırsanız, düz yani 90 derecede torna kaldırırsanız arkadaşlar kesme biraz kalemin açısına göre zorlaşabilir. Bu yüzden kesmenin biraz daha kolay olmasını istiyorsanız kaleme 15 derece veya arkadaşlar 30 derece, 45 derece gibi açılar verebilirsiniz. Şimdi tezgahı çalıştıracağım, iş parçasının alınından bir temizlik pasosu alacağım arkadaşlar. Alından tornaladım arkadaşlar. Bakın hala burada bir pas görüyorum arkadaşlar. Gene tornalamaya devam ediyorum ki bu yüzey dümdüz pürüzsüz bir şekilde olana kadar tornalamaya devam edeceğim. Evet, yüzeyi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar temizlenene kadar tornaladım. Şimdi eğer ki ben bu iş parçasının boyunun kısaltılması istiyorsam öncelikle yapmam gereken buradaki pas gidene kadar arkadaşlar bu yüzeyi tornalamam lazım. Eğer ki bu yüzeyin pası gitmeden tornalarsanız ölçümünüzün referans noktası yanlış olacağından parçanız arkadaşlar sağlıklı bir şekilde boy ölçüsüne getiremeyebilirsiniz. O yüzden iş parçasının öncelikle alanı bir tornalıyorum. Tornaladıktan sonra arkadaşlar siper üzerinde bulunan bu bilezikten arkadaşlar
kaç milimetre talaş vermeniz gerekiyorsa veya kaç milimetre talaş vermek istiyorsanız arkadaşlar, vereceğiniz talaşa göre arkadaşlar buradaki bileziği üzerindeki gerekli ölçülere göre çevirerek arkadaşlar boyunu kısaltma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Evet, alın tornalama işlemi bu şekilde arkadaşlar.